Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda peygamberlere lüzum var mı? Bu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Malum imanın altı esasından bir tanesi ve bir rusulihi Allah'ın gönderdiği peygamberlere iman etmek. Bizler şuna inanıyoruz. Veli külli ümmeten rasul, her ümmet için bir elçi vardır, peygamber vardır. Allah-u Teala insanları kendi hallerine bırakmamıştır. Onların içinden yine insan olarak onlara rehberlik yapacak kimseleri, önder kimseleri göndermiştir. Ve Allah-u Teala kime risalet görevini vereceğini en iyi bilendir. Vallahu a'lemu haythu yec'alu risalete. Allah risalet görevini kime vereceğini en iyi bilendir. Ve bu peygamberler kader programı çerçevesinde kendilerine belirlenen zamanda dünyaya gönderilmiş ve insanlara rehberlik yapmışlardır. Allah-u Teala öte yandan insanlara akıl vermiş. Akıl vasıtasıyla da insan az çok böyle faydayı, zararı, iyiyi, kötüyü birbirinden ayırt ediyor. Ama peygamberler olmadan akıl tek başına yeterli olur mu? Akıl doğrudan doğruya Allah'ı bulabilir. Der ki beni yaratan var, bu alemi yaratan var, bana bu rızıkları gönderen var. Bunları akıl bilebilir. Ama hangi şey helaldir, hangi şey haramdır? Akıllara kalsa içkinin haram olduğu belki akıl tarafından bilinmeyebilir. Orada bir zevk de olduğundan bu meşru kabul edilebilir. Ama din böyle demiyor. Peygamberler aracılığıyla içkinin haram olduğunu bildiriyor. İşte hangi şey güzel, hangi şey çirkin, hangi şey helal, hangi şey haram, hangisi doğru, hangisi eğri, bunların ortaya çıkması için Allah-u Teala peygamberleri gönderiyor. Ve mesajını peygamberleri aracılığıyla insanlara iletiyor. Aslında Allah-u Teala'nın bütün insanlık aleminde bu tarz bir tecellisi olduğu gibi diğer varlıklarda da yine benzeri tecellileri vardır. Diğer alemlerin de kendilerine göre rehberleri, önderleri vardır. Mesela arılar. Arılar toplum hayatı yaşıyor. Arıların kendi içlerinden bir liderleri de oluyor. Ve o lider arı kovanında nizamı intizamı sağlıyor. Diğerleri onun emirlerine, direktiflerine göre yaşıyorlar. Ve böylece başıboşluktan kurtuluyorlar. Belli bir otorite onları yönlendiriyor. Karıncaların yine bir toplum hayatı var. Onların da içlerinde yine lider oluyor. O lider onlara önderlik yapıyor. Hayvanlar alemine baktığımızda mesela aslanlar diyelim sürü halindeler ama içlerinden bir tanesi de liderlik yapıyor. Diğerleri de aslan ama daha güçlü kuvvetli olan onların liderliğini yapıyor. Göçmen kuşlara bakıyoruz. Bunlar giderlerken önlerinde yine bir liderleri var. Onun liderliğinde yollarına devam ediyorlar. Demek ki bütün varlık aleminde Allah-u Teala bu şekilde elçiler kılmakta. Bazılarını diğerlerinin önderi yapmakta. Hatta melekler arasında bile Allah-u Teala elçi olduğunu söylüyor. Allah-u Teala وَاللّٰهُ يَصْطَف۪ي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُولَ وَمِنَ النَّاسِ Allah hem meleklerden elçiler seçer hem de insanlardan buyuruyor. Meleklerin de kendi işlerinde tabiri caizse önderleri var. İşte meleklerin önderi var, hayvanların önderi var, böceklerin önderi var da bu insanların önderleri olmayacak mı? Ve bu önderler elbette olacak. Kur'an-ı Kerim'de bu önderlerin peygamberler olduğunu bize bildiriyor. Ve peygamberler insanlardan seçilmiş. Neden? Çünkü insanlara muhatap olacaklar. Ve insanlara nasıl yaşanılacağını gösterecekler. Mesela Kur'an-ı Kerim bir teori kitabıdır bir yönüyle. En güzel ahlak, en güzel bir insan modeli Kur'an-ı Kerim'de teorik olarak ortaya konulmuştur. Ama bunun uygulaması nasıl olacak? Bunun uygulaması Peygamberimizin hayatında kendini gösterir. Kur'an bir teori kitabı ise Peygamberimizin hayatı bunun uygulanmasıdır. Ve Allah-u Teala Kur'an'ın nasıl uygulanacağını Peygamberimizin hayatında bize göstermiştir. Öte yandan Peygamberimiz mesela yemiştir, içmiştir, çarşılarda gezmiştir, evlenmiştir. Bütün bunlarla da insanlara yine örneklik, modellik yapmaktadır. Neden? Yiyecek ki ta ki nasıl yenildiğini göstersin. İçecek ki neler içiliyor, neler içilmiyor bunları göstersin.
yemenin içmenin adabı nedir bunları göstersin. Çarşılarda dolaşacak ki çarşılarda nasıl dolaşılır, dolaşmanın adabı nedir, ticaretin adabı nedir bunları insanlara bildirsin. Ama bu manayı bilmeyen bir kısım insanlar sanki kendi zihinlerinde farklı bir peygamber modeli oluşturmuşlar ve diyorlar ki mâri hâzer rasul ye'kulü ta'am ve yemşi filasvak. Bu nasıl peygamber böyle yemek yiyor ve çarşılarda geziyor? Halbuki şunu hemen anlamaları gerekirdi. Peygamber insanlara gönderildiğine göre elbette insanlardan olması gerekir ve nasıl yenilir göstermek için yemesi gerekir. Çarşının adabı nedir? Helali haramı nedir? Bunları göstermek için çarşılarda dolaşması gerekir. Onların böyle tevehüm ettiği gibi eğer meleklerden bir peygamber bize gelseydi yemiyor, içmiyor, evlenmiyor bize neyle modellik yapacak? Bize neyle haramı helali gösterecek? Madem ki yeryüzünde yaşayanlar insanlar, o halde peygamberler de insanlar arasından çıkacak. Ve çıkmıştır. Allah-u Teala Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar sayısını bilmediğimiz, bazı rivayetlerde 124 bin olduğu ifade edilen peygamberlerini göndermiştir. Ve peygamberler insandır, içimizden insanlardır. Biz peygamberimizle ilgili imanımızı ifade ederken şunu söylüyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Yani kul, peygamberimizin birinci yönü onun da bizim gibi bir insan olması. Ve bir insan olarak o da belli ihtiyaçları var ve belli bir yaşantısı var. O da yiyor, o da içiyor, belli şartlarda yaşıyor, sıcaktan soğuktan etkileniyor, savaşa girdiğinde zırhını giyiyor, savaşta yaralanıyor. Bütün bunlar peygamberimizin beşeri yönü. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala peygamberimizin bu yönüne doğrudan dikkat çekiyor. Ve peygamberimize şu talimatı veriyor. Kul innema ene beşerun mislukum. De ki ben de sizin gibi bir insanım. Ama peki bizden farkı ne? Farkına da devamında dikkat çekilmiş. Yuha ileyye. Ama bana vahiy geliyor. İşte peygamberimize vahiy gelme yönü onun bizden bir ayrıcalığıdır. Vahiy gelmesi yönüyle doğrudan doğruya Allah-u Teala onun kalbine ya ilham şeklinde veya doğrudan Cebrail aracılığıyla bir takım hakikatleri bildiriyor. Bizden farkı budur ve böyle olunca da bizlere modellik, rehberlik yapmaktadır. Nasıl ki diyelim boğazdan bir taraftan öbür tarafa geçeceğiz. Gemiye biniyoruz. Gemi bir araçtır ama bizi öbür tarafa geçiriyor. Allah ile kul arasında peygamberler de bir aracı oluyorlar. Aslında herkes doğrudan Allah'a muhataptır. Kalbiyle muhataptır, fikriyle, aklıyla muhataptır. Ama bir aracıya da, bir vesileye de ihtiyacı vardır. Bu da başta peygamberlerdir. Günümüzde artık yeni bir peygamber yok ve olmayacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir. Ama peygamberimizin daveti İslam'ı iyi bilen kimseler aracılığıyla günümüzde de devam ettirilmektedir. Ve bu insanlar dünyanın her tarafında Allah'ın dinini peygamberimizin talim ettiği şekilde diğer insanlara talim etmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla bizler ne derece peygamberimizin hayatını iyi bilir, ona göre yaşamaya çalışırsak gerçek insan, ideal insan, kamil insan modeline uymuş oluruz. Kur'an-ı Kerim peygamberimizi usve-i hasene şeklinde ifade ediyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizin için Allah Resulü'nde en güzel bir örnek vardır. Demek ki Allah-u Teala razı olacağı insan tipini, insan yaşayış modelini peygamberimizin hayatında göstermiştir. Bize düşen o modele bakıp kendimize çeki düzen vermek. Peygamberimizin gittiği yolda gitmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin diyerek bugünkü programımızı bitiriyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler.